az sonra birlikte olacağız. Evet sevgili seyirciler, Beşiktaş Ankara Gücü'nü 4-0 mağlup etti. Skala gidecek mi, kalacak mı? Devam geliyor mu? İsterseniz bu soruların cevabını kendisinden öğrenelim. Mustafa Hocam, Skala'nın sıhhati nasıl? Sıhhati nasıl? Ne yapamazsın? La sua salute. Io sto sto benissimo. Domani mattina vado. Çok çok iyiyim. Yarın sabah vado in Germania a fare un controllo. Almanya'ya gidiyorum bir kontrol yapmak için. E giovedì sera sono a Istanbul. Perşembe günü İstanbul'dayım. Cuma günü de takımla birlikte takıma Gaziantep'e gidiyorum. Cuma günü Gaziantep'teyim. Mustafa Hocam, devam gelecek sözleri var, dedikoduları var. Skala'yı rahatsız ediyor mu? Evet, devam verra. Questo ti da la da fastidio. Assolutamente. Kesinlikle hayır, beni rahatsız ediyor. Gli diamo il benvenuto, vuol dire che viene a vedere una bellissima città. Kendisine hoş geldin deriz. Çünkü çok güzel bir şehre gelecek. E viene a vedere anche una buona squadra. De, gerçekten de çok güzel bir takım görmeye gelecek o. Çok kısa oynanan futbolu bize şey yapar mı? Oldan oda breve, come valuta il gioco di stasera? Ben devo ringraziare i miei ragazzi, sono stati straordinari. Benim oyuncularıma çok çok teşekkür ediyorum. Olağanüstüydüler. Devo ringraziare anche il pubblico che benim, nonostante seyircilerimize de, bizim seyircilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Ha sostenuto la squadra, questo è importante. Gerçekten bazı dönemlerde takıma çok çok yardımda bulundular. Bu çok önemli zaten. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Pascal ilk golü attıktan sonra hocayı geldi, alnından öptü. Neden? Bir mesaj mı gönderdi? Veneto ha dato un bacio. Dopo che ha segnato un gol. Perché io sono suo padre, io gli voglio bene a Pascal. Çünkü, ben çünkü onun babasıyım, onun iyi olmasını istiyorum. Kendisiyle çok iyi ilişkilerim var. Continue a giocare così fino alla fine. Ve ümit ediyorum ki sonuna kadar da bu şekilde oynamaya devam edecek. Çok teşekkür ederim. Evet, Melih sendeyiz. Değerli izleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Deniz'i görüyorum aşağıda. Hemen yanında Şifo Mehmet var ve ben sözü Deniz Türker'e bırakıyorum. Beşiktaş'ın kaptanı ile birlikteyiz. Kaptan çok eleştiriliyordu Beşiktaş oynadığı futbolla, evet. Ve çok rahat bir galibiyet aldı buradan. Evet. Valla bu haftaya kadar özellikle ikinci yarı başladıktan sonra çok iyi oynadığımız söylenemez. Biliyorsunuz geçen haftada da derbide mağlup olduk. Bu maç bizim için çok önemliydi. Bugün de maçın başından sonuna kadar maça hakim olan takım bizdik. Neticesinde farklı galip geldik. Takımın böyle bir farklı galibiyete ihtiyacı vardı. Özellikle ikinci yarı oyun biraz daha güzelleşti. Daha güzel şeyler oldu. Dediğim gibi önemli olan bugün kazanmaktı. Çok farklı galip geldik. Onun için çok mutluyuz. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı bugün İnönü'de. Bizi desteklemeye gelen, maçı seyreden tüm seyircilerimize buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugün Beşiktaş mı çok iyiydi yoksa Ankara Gücü de biraz kötü müydü Mehmet? Valla tam olarak bizim için, dediğim için çok önemli bir maçtı. Maçın genelinde maçın başladığından beri 90. dakikanın sonuna kadar iyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Biraz stresimiz vardı. Belki bundan önceki maçlara nazaran daha istekliydik, daha arzuluydik. Neticesinde tabii Ankara Gücü de iyi bir ekip. Temkinli oynadılar ama dediğim gibi kazanmak önemliydi. Kazandık. Sevgili Deniz. Skala ile bir saniye şans alardı. Sevgili Deniz. Şifoyu kutluyoruz. Şifoyu kutluyoruz, öpüyoruz. Şahsen benim gönlümdeki Türkiye'nin en büyük adamıdır. Onu her zaman gururla söylüyorum. Erman Hoca'nın bir sorusu olacak. Tamam. Şifo kutluyoruz, öpüyoruz. Dedim ki Deniz'e, Şifo benim gönlümde her zaman Türkiye'nin en büyük oyuncusudur dedim. İstikrarıyla, bugüne kadar yaptıklarıyla, saha dışındaki düzgünlüğüyle gerçekten seni yürekten kutluyorum. Bunu bir gazeteci olarak, bir televizyoncu olarak da borç sayıyorum kendime. Bu arada Erman Hoca'nın bir sorusu var. Teşekkür ederim Şansal abi duygularınız için. Mehmetciğim iyi akşamlar, tebrikler. İyi akşamlar hocam, teşekkürler. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Moralin yerinde. Önemli bir maçtı. Evet. Moralimiz iyi. Biraz ihtiyacımız vardı bugün. Seyirciyi de tabii bizim yanımızda görünce çok daha keyifli oldu. Sizin seyirciniz özellikle bu sene anormal derecede yanınızda. Sebebi ne bunun? Bugün bu sene takımlarından çok büyük beklentileri vardı. İnanıyorum ki bu zamana kadar bu beklentileri tam olarak yerine getiremedik. Onlar bize inanıyor. Daha lig bitmedi. 11 hafta var. Amacımız lig sonuna kadar bir mücadeleyi sürdürmek istiyoruz. Çünkü bu taraftar bu sene her şeyi hak ettiğine inanıyorum. İnşallah kalan 11 haftada onlara en iyi neticeleri alıp yakalayabilirsek. Çünkü bizim kazanmamız yetmiyor. Rakiplerimizin kaybetmesi lazım. Siz bu Fener'i yakalar mısınız? Siz bu Fener'i yakalar mısınız? 11 hafta var.
dediğim gibi 11 hafta var. Aslında ligin geneline bakarsanız Fenerbahçe 6 hafta önce çok gerideydi. Şu anda 5 puan önde. Yani 3 puanlık sistemde çok şeylere kalabiliriz. Onun için ligde her şey olabilir. Amacımız 11 haftayı en iyi şekilde değerlendirmek. Sana bir soru soracağım, fazla tutmayacağım Mehmet. Beyin jimnastiği yapıyoruz. Diyelim ki Skala ayrıldı. Diyelim ki Daum'da geldi. Diyelim ki Daum'da dedi ki kardeşim siz Mehmet'i bırakın demişsiniz. Bana Mehmet'e ihtiyacım var benim. Mehmet'i oynatmam lazım. Devam eder misin, bırakır mısın Mehmet? Ben bu sene sezon başı da aynı şeyi söyledim. Amacım bu sezon sonunda futbolu bırakmaktı. Bu kararımdan dönmüş değilim. Allah nasip ederse sezon sonunda futbolu bırakıyorum. Yani bir baskı da gelse devam etmeyeceksin. Hayır kesinlikle. Mehmet teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkürler, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Bayram da şu anda yanımızda. Bayram, muhteşem bir taraftar, şampiyonluk bekleyen bir taraftar var. Tıklım tıklım doldurmuşlar tribünleri. İnşallah sezon sonunda taraftarımızı ve Beşiktaş camiasını mutlu ederiz. Bizim amacımız şampiyon olmak. Tabii çok kötü puanlar kaybettik. Biz şu an lider olmamız lazımdı ama hiç hesapta olmayan puanlar kaybettik. Bugün iyi oynadık. Bizim için bir moral oldu. Çünkü artık 3 tane zor maç var önümüzde. Şimdi Antep maçını düşünüyoruz. Num olduğu zaman Beşiktaş biraz daha farklı oluyor. Tabii gol şansımız artıyor Pascal Num oynayınca. Bugün de 3 maçtan sonra ilk defa oynuyor. Hırslıydı. Kendisi demişti gol atacağını söylemişti maçtan önce. Kendine çok güveniyordu. Çok sevinçliyim yani onun için. Teşekkür ediyoruz. Söz tekrar Ömer Güvenç'te. Sevgili seyirciler, Beşiktaş maça çıkarken stresliydi. Futbolcular stresliydi. Taraftarlar stresliydi ve yöneticiler de stresliydi. 4-0 kazandınız Sayın Demirören. Stres bitti mi? Bizim için önemli bir maçtı. Bir virajdı. Eğer bu maçı kazanamasaydık epey kopuyorduk liderden. Beşiktaş bunun bilincindeydi oyuncular da. Onun için biraz stresli çıktılar. Ama iyi oyun. Arka arkaya gelen iki gol takımı rahatlattı. Ondan sonra zaten seyrettik Beşiktaş'ı. Çok güzel bir oyun oynadı. Bir Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu var mı? Hayır, sorun yok. Sadece teknik direktörümüzün sağlıkla ilgili problem var. İnşallah pazartesi günü gidecek. Yeni dışarıya da geri dönecek. Peki dilerim sağlıklı döner ama dönmediği takdirde bir tedbir düşündünüz mü? Şimdi ikinci hocamız Ziya hocamız var. İlk başta tedbir olarak. Kendisiyle gitmeyi düşünüyoruz yani açıkçası. Eğer hocamızın sağlık problemi bir şey çıkarsa. Peki Daum'a bir teklif götürdünüz mü? Hayır, şu an öyle bir şey yok. Daum'la bir görüşme olmadı. Hayır, olmadı. Bir görüşme. Peki olmadı. Çok teşekkür Ömer, ederim. Ömer bırakma. Melih sen de tekrar. Demirören'i bırakma. Bir dakika, lütfen. Bir dakika. Bir dakika. Şansal abi bırakma diyor. Sayın, evet, dinliyorum Şansal abi. Sayın Yıldırım Demirören, affedersiniz. Şimdi maç öncesi şöyle bir şey oldu. Bunun doğruluk derecesi nedir? Bir dakika ya. Maçtan önce Skala'ya bir dilek ya da temenni şeklinde 11 ile ilgili bir şey yapıldı mı? Bir müdahale Şansal değil de soruyor. Bir temenni, bir dilek. Sayın Skala'ya maçtan önce yönetim tarafından bir dilek, bir temenni yapıldı mı? 11 hakkında takımı, ideal takımı. Hayır, kesinlikle biz takımın 11'ine karışmıyoruz. Tamamen hocamızın kararıdır. Yani taktiği öyle bir şey yokmuş. Evet, duydun Şansal teşekkür abi. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Çok mersi. Teşekkür ediyorum, çok teşekkür İyi ederim. Teşekkür. Melih sendeyiz. Sevgili Kazım Kanat, siz bir müdahale var demiştiniz ilk 11'le ilgili. Sevgili Melih. Bir saniye merkezden. Evet Şans abi yukarı dinliyorum. Kazım'ın kulağı son derece deliktir. Çok iyi Beşiktaş'ı koklar. Onun adına sordum bunu. İyi, teşekkür ederim. Ben Ceylan Otel'deydim. Beşiktaş yöneticilerle maçtan önce bayağı ciddi biçimde sohbet ettik. Eğer bugün Nihat Kahveci santrafor oynuyorsa, şimdiye kadar ilk kez deneniyorsa, Ayhan Akman oynatılıyorsa, sonra Mehmet Özdürek giriyorsa, bunun arkasındaki güç Beşiktaş yönetim kurulunun gücü. Ama buradan gelinen noktada Nevio Scala'nın antrenörlüğü konusunda ben şüphelere düştüm. Çünkü Mehmet Özdürek için 12 oyuncu oyuncum diye biraz küçük düşürücü bir demeç verdi. Hiç hoş değil, şık değildi. Ama görüldü ki bugün Mehmet Özdürek oyuna girdikten sonra 2-0'da 2 gol daha oldu ama Beşiktaş'ın bir anda futbol kalitesi zenginleşti. Ayhan Akman neden o anda sahada değildi? Bu nedenle 3 önemli oyuncuyu şu ana kadar keşfeden ve keşfetmekte de geç kalan Skala bana göre büyük bir hata yaptı. Tabii şimdi söyleyeceğim de çok önemli. Bunlar Erman Toroğlu'nun uzmanlık alanına girer ama bugün yine ısrarla Pascal Numa'yı oyun dışına bırakmak için meslektaşları tarafından yine bir provokasyon vardı.
Hakan Kutlu çok yakın markajındaydı, ensesindeydi. Mesela gole giden Pascal Numa'yı önünden normal faul yapıldı. Yani faulü yapan Ankara güçlü oyuncuydu. Burada Pascal Numa'nın lehine verilmesi gereken bir pozisyon varken sarı kartı gören Pascal Numa oldu. Pascal o kadar korkmuş ki gitti özür de diledi ama sonra Mutlu Çelik hatasını düzelterek oyuna girerken Hakan Kutlu'ya sarı kart gösterdi. Centilmenliğe aykırı hareketten. Ve ısrarla söylüyorum, Pascal Numa Beşiktaş'ın bir rengi, Beşiktaş'ın bir cesur yüreği, Beşiktaş'ın tribün şovu. En az bugün 5000'den fazla özel seyircisi vardı. Pascal Numa'ya eğer Beşiktaş yönetiminin sahipçiği kadar medyada sahip çıkarsa, ki Beşiktaş taraftarı sürekli Pascal Numa diye 90 dakika bağırdı, takım arkadaşları da sahip çıkıyor, Beşiktaş yarışın sonuna kadar avantaj olabilir. Ama bugün Beşiktaş taraftarı bir jest daha yaptı. Ahmet Dursun'u eleştirdi. Çok ciddi biçimde eleştirdi. Ahmet Dursun kendine dikkat dedi. Nihat Kahveci'ye övgüler yağdırdı. Ve Beşiktaş bu coşkuyu ve bugünkü çok önemli krizden Beşiktaş seyircisinin sevgisi ve coşkusu, arkasından da Pascal Numa'nın o yürekli futboluyla geldi. Yine söylüyorum. Nevio Scala'nın yaptığı doğrular, Nevio Scala'nın doğruları değil, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun doğruları. Ben hemen araya girmek istiyorum. Ankara güçlü futbolcuların görüşleri var, sıcağı sıcağına onları izliyoruz. 3. golden sonra Naiman'ın yaptığı bir hareket vardı. Onun terbiyesizliği, onun terbiyesizliğini bütün Türkiye biliyor. Bana da yapmış, normal, terbiyesiz insan. Karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Karşılaşma kötü oynadık, Beşiktaş iyi oynadı, tebrik ediyoruz. Yalnız yerin üstüne basa basa söylüyorum, bu büyük takımların, büyük camiaların daha doğrusu bu hakemlere ihtiyacı yok. Hakemler kollamasınlar, yeter. Zorlu bir mücadele oldu. Ya ne zor olsa, hakem kolaylaştırdı işte ya. Evet, futbolcular bir hayli kızgın. Kaybeden böyle bir şeydi. Ya yine söylüyorum, Erman Toroğlu'nun uzmanlık alanı ama Beşiktaş'ın lehine verilmiş veya Ankara gücünün aleyhine verilmiş ciddi bir yok. Ben tam tersine, Mutlu Çelik avantaj kurallarına uydu. Futbolun kalitesini yükseltmek için. Yine söylüyorum, ikili mücadelelerde birebirlerde hata yaptı. Nevio Scala'ya, Pascal Numa'ya gösterdiği sarı kartta da bana göre hatalıydı ki o da onun hakem yorumu, saygı durmak lazım ama bu tür şeylerde sürekli hakemleri suç sonra işte Anadolu'da Siirt maçında olanlar, olaylar oluyor. Evet, şu an Beşiktaş İnönü Stadı'nda sadece Ankara gücü taraftarları kaldı. Bu arada kırmızı kart gören Hakan Kutlu'ya mikrofon uzattı arkadaşlarımız. Bakalım kaptan Hakan Kutlu olayı nasıl değerlendirmiş? Vallahi Mutlu Çelik'e sorarsan her şeyi yaptım. Tekme attım, küfür ettim. Her şeyi ben yaptım. Numan hiçbir şey yapmadı. Normal, bizim her sene başımıza gelenler burada. Sence hakem yanlı bir taraf? Yok, çok iyi yönetim. Çok iyi, mükemmel bir yönetim. Hatalı mısın? Ben bir şey söylemek daha istiyorum, izin verirse Şansal. Evet, Yıldırım abi. Demirören'e sorduğu zaman cevap şu oldu. Hayır, böyle bir şey yok dedi Nevio Scala konusunda. Yıldırım Demirören'e Pascal Numa telefonu soyunma odasına attı denildiği zaman da hayır, bir şey yok demişti. Beşiktaş'a antrenör gelecekse, ki en büyük ihtimal geliyor, Christoph Daum. Bu kesin yani. Birebir de yöneticilerle konuştuk. Yöneticilerin dün olağanüstü toplandılar. Yarın ve pazartesi de olağanüstü toplanıyorlar. Bayram nedeniyle tatil de yapmıyorlar. Christoph Daum Beşiktaş'ın gelecekte teknik direktörü. Bu karşılaşmanın ilginç özelliklerinden biri de Mehmet Dayhan yan yana oynamaz deniyordu. Ama oynadılar ve olağanüstü doğdu. Hayır, oynamadılar. Mehmet Dayhan'ı yer değiştirdi. Bana göre büyük hata yaptı. İkisi aynı anda oynamasıydı. O zaman Beşiktaş'ın futbol kalitesi, yine söylüyorum, daha zenginleşirdi. İbrahim Üzülmez'i oyuna soktu ama orada oyuna soktuktan sonra neredeyse Pascal Numa onun arkasında oynayacaktı. Çok yerini kaybetti. Bu maçın bir gizli kahramanı Marcus Münch, 3 harika golün 3 harika asistliğini yaptı. Nihat Kahveci santraforda oynattılar. O ulusal takım için de bir kazanç. Demek ki Nihat Kahveci gibi bir oyuncu kaleden uzakta ve özellikle çizgide oynamaz, gol bölgelerine en yakın yerde oynarsa Beşiktaş'ın gol sorunu çözer. Futbolcularına her zaman sahip çıkan, her zaman destek çıkan bir başkan, Ankara Gücü Başkanı Cemal Aydın, bakalım neler söylemiş 91. dakikada. Bizim açımızdan iyi maç olmadı. Yani Ankara Gücü bugün 2 haftadır, 3 haftadır oynadığı futbolu oynayamadı. Ama Beşiktaş iyi top oynadı. Bir defa Beşiktaş'ı kutluyorum. Hiç bu maçın mazereti yok. Ama hakem
ciddi olarak bizim için problemdi. Problem olduğunu da daha hafta içinde söylemiştim. Beni yanıltmadı. Onun için hakeme teşekkür ediyorum. Maç 4-0 olmuş. Orada Adem'e %100 faul yapılıyor. Gözünün önünde devam diyor. Kaptanı atıyor. Yani bunlar olmasaydı Beşiktaş yenmeyecek miydi? Beşiktaş yenecekti. Onunla ilişkin hiçbir itirazım yok. Beşiktaş'ın hakkıydı. Ama bu hakem falan değil. Artık bu bıraksın bu işi. Çünkü Fener maçında böyle biz hangi maçı bununla oynuyorsak yaramıyor bize ya. Zorla değil ya. Yani bunun üzerinde ısrar etmenin de anlamı yok. Teşekkür ederim. Erman Turan'a çok iş düşecek bu akşam. Meli. Evet dinliyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Kağıdım söylesin de Erman Hoca'ya soracağım hemen. Hemen koşa koşa gideceğim ve o videoya da alacağım. Yani ben bunca yıllık spor yazarım, bu kadar iyi bir maç yöneten bir hakemin bu kadar çok ağır eleştirildiğini de ilk defa görüyorum. Hakan Kutlu sarı kart gördü. Neden sarı kart gördü? Centilmenliğe aykırı hareketten, hakemi kandırmaktan. İkincisinde de gole giden hangi oyuncu bilmiyorum, Beşiktaşlı oyuncuyu faulle durdurduğu için, ki hakem zaten düdüğünü çaldığı an Hakan Kutlu kaptanlık bantını çıkardı, yanındakine verdi. Sarı gole kartı giden, gole giden, çıktı sahaya. Gole giden oyuncuyu durdurduğu için göstermedi kartını. Öyle gösterse kırmızı kart gösterecekti. Hayır, sarı karttan onu gösterdi. Hayır, ikinci sarı karttan attı kırmızı kartı. Hayır işte kartı. Sarı karttan diyorum yani. Zaten o sarı kartı yani faulde hemen zaten hakemin verdiği karara bakmadan kendisi çıktı. Peki Şansal Büyükhan'ın bir sorusu olacak. Hayır soru değil. İzin verirseniz madem Beşiktaş'ın bu kadar iyi oynadığı bir maçtan sonra bu kadar silkindiği bir maçtan sonra hemen gündeme hakem geliyorsa, ki ben doğru bulmuyorum, izin verin de Erman Hoca'ya bir sorayım bakayım. Yani hakem ne yaptı acaba? Ben merak ediyorum. Olabilir ayrıntıları, hataları yahut sevapları. Hemen hocam mı konuşacağız? Hayır hocam, maçı konuşacağız da hakem şimdi Cemal Aydın, futbolcular, elbette maçı konuşacağız. Çok önemli şeyler var. Benim çok ilgimi çekti Nihat. Haftalar sonra, belki aylar sonra ilk defa hücuma dönük oynadı ve müthiş, o eski Nihat'ı görmenin keyfi içindeyim. Kaldı ki hafta içinde de bir yazı yazmıştım. Neredesin Nihat diye. Çok hoşuma giderek izledim. Ayhan'ı çok beğendim. Beşiktaş'ın organizasyonunu çok beğendim. Sen ki maçı çıplak gözle izledin. Maçtan başta da sonra hakeme dönelim. Sevgili Şansal, neredesin Nihat diye yazdın da işte Nihat çizginin ta ortasında kaleden 50 metre uzakta oynuyordu. Santrafor oynadı, gördün. Evet.